Türk TV'ye hoş geldiniz. Bitcoin 8 Aralık'ta 44.700 dolar seviyesini gördükten sonra bir düzeltme yaptı. Videoyu çektiğimiz sırada 41.000 dolar üzerinde seyrediyor. Piyasadaki durumu değerlendirmeye geçmeden önce Fatih nasılsın? İyiyim Milayda, sağ olasın. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Şimdi öncelikle tüm piyasalar tarafından takip edilen ABD enflasyon verisi ve FED açıklamalarına bir bakalım istiyoruz. ABD tüketici fiyat endeksi verilerinin Kasım ayında %3,1'lik enflasyon oranıyla açıklanmasının ardından yatırımcıların temkinli olduğunu görüyoruz aslında. Bu verilere bağlı olarak da bir geri çekilme yaşadık piyasada. Peki Fatih, verilerin detayları nasıl ve bizi bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Tabii zor bir haftaydı. Hatta pazar günü sabahtan da söyledik, bu her haftanın önemli gelişmelerini paylaşırken bu hafta çok volatilitesi yüksek, hatta daha çok negatif bir hafta olmasını bekliyoruz. Özellikle çarşamba günü akşama kadar diye. Çünkü enflasyon verisi ciddi bir baskıydı. Yine üretici fiyat endeksi verisi gelecek ki cuma günü gelen istihdam verisi ciddi anlamda negatif bir etki doğurdu piyasada. Enflasyondaki güncel durum çok daha önemli hale gelmişti bu yüzden. Neyse ki dün kötü bir sürprizle karşılaşmadık. Enflasyon verisi beklenti dahilinde geldi. Yılın başında %6,5 seviyelerinde oyalanırken enflasyon, arada düşüş, yükseliş vesaire yaşasa da şimdi artık yılın sonuna geldiğimizde %3,1 seviyesine inmiş durumda. Bu istikrarlı düşüş önemli. Fed üyelerinin yıl sonu beklentisi de %3,2 civarındaydı daha önce açıkladıkları. Onun altında bir enflasyon gördük. Ocak ayında gelecek Aralık ayı enflasyon verisi petrol fiyatında ani çıkışlar görmezse yine 3'e yakın veya 3'ün çok hafif altında bir rakam olabilir. Bu da piyasa için olumlu. Enflasyon cephesinde güncel durum iyi. Ücret artışları normal değil. İstihdam güçlü olsa da enflasyon Fed'in belirlediği rotada ilerlemeye devam ediyor. Nitekim dün Hazine Bakanı Yellen son düzlüğün korkulduğu kadar kötü olmayacağını söyledi ve yapışkan enflasyon endişesine sahip piyasaları bir nebze rahatlatmaya çalıştı. Fed Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar akşam saat 22'de kritik öneme sahip olacak. Çünkü cuma günü gelen güçlü istihdam verisi sürpriz bir rakamdı ve beklenti dahilinde gelen enflasyon, bunlar birbirini ne kadar dengeleyecek, bunu konuşmadaki tonda göreceğiz. Nitekim Fed geçtiğimiz ay boyunca olumlu gelen verileri de izlediği için değerlendirmesini bir bütün olarak yapacak. Nitekim 40 gün önceydi bir önceki Fed toplantısı. Uzun süredir gelen verileri toplu bir şekilde değerlendirip bunun bir değerlendirmesini yapacak bir Fed var. Ama bu akşam şu açıdan önemli. Piyasalar önümüzdeki yıla dair 100 bas puan, hatta daha üzerinde bir indirim fiyatlıyor. Bir beklenti var. Bu aşırı iyimserlik Fed'in hiç istemediği, işte politikanın etkisini de kıran bir şey. O halde Powell akşam önceki toplantılara göre belki daha temkinli, belki daha şahane yakın açıklamalar yapabilir. Hülasa Fed toplantısına kadar kripto için alan risk piyasalarında baskının devam etmesini bekliyoruz. Çünkü akşam 3 yıllık faiz beklentisi de gelecek üyelerin, nokta grafiği açıklanacak. Buradaki üyelerin 2024 sonu beklentisi çok kritik öneme sahip olacak. Bu nokta grafiği bağlayıcı olmasa da piyasanın güncel durumuna Fed üyelerinin bakışını, piyasa beklentisiyle Fed üyelerinin beklentilerini karşılaştırmalarına sunduğu için son derece kritik. Umalım ki önümüzdeki yılın sonu için hedefledikleri faiz indirimi önceki toplantılarda açıkladıkları rakamlardan daha yüksek bir beklentiyle yayınlansın. Piyasada büyük bir satış yemesin. Fed akşamları 1,5 yıldır oldukça heyecanlıydı. Ve yine başka bir heyecanlı Fed akşamına giriyoruz. Yani önceki bir iki toplantı bu kadar kritik değildi ama bu toplantı gerçekten önemli. Beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde. Önümüzdeki yıl ilk indirimin Mayıs ayında yapılması bekleniyor. En azından piyasa görüşünün, Fed Watch'a yansıması
bu şekilde. Goldman ise ilk indirim için Haziran ayına ve sonraki toplantılara işaret ediyor. Burada Fed üyelerinin beklentileri, Powell'ın yapacağı açıklamaların tonu son derece kritik öneme sahip olacak. Ancak olumlu olan taraf Ocak ayında gelecek Aralık enflasyonunda da düşüşün devam etmesi umuluyor. Bu açıdan da işte önümüzdeki yıl yaşanacak diğer gelişmelerle birlikte ele aldığımızda hepsini o kadar da büyük satışlarla karşılaşmayabiliriz akşam. Teşekkür ederim. Zaten daha önce de belirtmiştik, Fed bir süre yataya bağladıktan sonra, yani faiz artırmayı durdurduktan sonra 4-5 ay sonrasında faiz artırmaya başlıyor diye yapılan yorumlar da bununla orantılı zaten, Mayıs-Haziran gibi. Hep de söylediğimiz gibi önümüzdeki yıl beklenen üst üste çok fazla önemli gelişme var. Bunların da kripto para piyasalarına yansımasını muhtemelen görürüz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun yanında bir de Senatör Warren ve Warren önceliğindeki yasa tasarısına bir bakalım istiyorum. Çünkü biz 2024'ü her ne kadar pozitif olarak tasarlasak da tasarısı pek de yüzümüzü güldürmedi. Bu tasarı DeFi cüzdanlarına kimlik denetimi, 10 bin dolar üzeri kripto işlemleri için denetimler, SEC ve CFTC'nin onlara bağlı kurumlara kripto suç geliri konusunda rehberlik sağlaması gibi pek çok gereklilik getirebilir. Bu da kripto para piyasasında aslında görmeyi istemediğimiz bir sıkılık olarak karşımıza çıkıyor. Peki Fatih, tasarının detayları neler ve eğer bu tasarı onaylanırsa bizi nasıl etkiler? Biz geçen videoda da bahsetmiştik. Hatta belki bir öncekinde de olabilir. Haftalardır Wall Street Journal'ın raporuyla dizayn edilen bir süreç var. Asıl amaç net biçimde ortaya da çıktı bu hafta. Bu kriptonun suç gelirindeki rolü ve bunun engellenmesi hususu. Wall Street Journal tarafından sunulan rapordaki 10 milyonlarca dolarlık işte suç geliri, işte terörün finansmanı vesaire konularının Elliptic, işte diğer on-chain istihbarat şirketleri tarafından yalanlandığını zaten söylemiştik. Bunlar delillendirilmiş iddialar değil. Fakat ABD'li siyasiler için delillendirilmiş iddialar olup olmaması hiç önemli de değil. Çünkü burada kriptoya karşı pozisyon alabilecekleri iyi bir fırsat yakaladılar. İşte FTX'in çöküşü, Luna'nın çöküşü, hepsinde her fırsatta bu kripto karşıtlığını, Amerika'nın kripto karşıtlığını dönüştürebilmek için, ya bunu yapmak için ne yapmaları gerekiyor? Bunu yasalaştırmaları gerekiyor. Elinden geleni yaptılar. Warren bir kripto karşıtı ordu kuracağını söylüyordu aylar öncesinde. Bununla ilgili de artık somut adımlar da atıyor. 5 demokrat üye daha kendisine destek verdi ve kripto paralarda kara para aklamayı önleme yasası diye bir tasarı sundular. Bunu son haline sundular. Bu tasarı uzun süredir farklı revizyonlara uğrayan, uzun süredir zaten yasalaşması için, oylanması için çabalanan bir tasarıydı ama yeterli desteği bulmuyordu. Son bu Ekim olaylarıyla birlikte kriptonun suç gelirindeki rolüyle ilgili yapılan propagandanın da etkisiyle siyasiler bu alana yöneldi ve destek vermeye başladılar. Senatör Warren iki partinin de yasa için destek vereceğini umduğunu söylüyor. Yani iki partili destek neden önemli? Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Senato'da Demokratlar baskın. Eğer iki partinin desteği olmazsa bu tasarı geçmeyecek. Ama Warren bunun olacağını söylüyor. Senin de söylediğin gibi çok önemli detaylar var yasada ve uygulanabilir şeyler değil bunların çoğu açıkçası. Mesela müşterini tanı, KYC gereklilikleri dahil olmak üzere banka gizlilik yasaları sorumluluklarını kriptoya genişletmek gibi bir hedefi var. Bu da DeFi cüzdan hizmet sağlayıcılarından madencilere, hatta node operatörlerine, doğrulayıcılara kadar kimlik denetimini zorunlu getiriyor. Kimlik doğrulamasını zorunlu hale getiriyor. Bu çok uygulanabilir değil. Yani düşünsenize
Ethereum ağında node çalıştırıyorsunuz ve işlemleri onaylarken XDeFi cüzdanının KYC'si olmadığı için işte bunu nasıl sansürleyeceğiz falan bunu düşünüyorsunuz. Bu sürdürülebilir de değil, uygulanabilir de değil. Yüz milyonlarca adresin kimlik doğrulaması nasıl olacak? Bu da ciddi bir sorun. Ufak bir parantez açalım. Önümüzdeki dönemde blockchain tabanlı kimlik doğrulama girişimlerinin belki bu alanda ön plana çıktığını görebiliriz. Bu DeFi cüzdanlarının kimlik doğrulamasına evrilmesi, bu DeFi protokollerinin KYC olmadan çalışmaması vesaire fikri ilk FTX dolandırıcısı Sam tarafından yine mecliste ortaya atılmıştı. Ve akıl kârı bir şey değildi. Bu da Senatör Warren ve ekibinin kriptodan çok uzak olduğunu gösteren bir şey. Mali suçları engelleme ağının bu alandaki etkisinin genişletilmesiyle alakalı bazı maddeler var. İşte bankalar, diğer finans kurumları, müşterilerin dijital varlık işlemleriyle ilgili, yani kripto paralarla ilgili yaptıkları işlemlerle alakalı denetim yapsın, raporlama yapsın deniyor. Bu da 2020'den beri ortaya atılan bir talepti. Ancak halen daha kabul görmedi. Yine mali suçlar engelleme ağını kripto mikserleri ve benzerini kullanan cüzdanlara karşı daha aktif hale getirilmesi isteniyor tasarıda. Finansal kuruluşları bunları yapan müşterilerin tespiti konusunda rehberlik sağlanması. Ya bu şöyle bir şey aslında. Mesela eğer Amerika'da yaşıyorsanız ve bu tasarı yasalaşırsa kripto cüzdanınızı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü birisi bir kripto mikserden sizin cüzdanınıza bir bakiye gönderip bankadaki hesabınızın kapatılması, gerekirse hakkınıza soruşturma başlatılması vesaire gibi saçmalıkları tetikleyebilir. Bu da çok mantıklı bir şey de değil. Başka ne var tasarıda? Hazine Bakanlığı öncülüğünde işte SEC ve CFTC'nin denetimi altındaki kurumlara kripto paralarla alakalı gerekli rehberliğin sağlanması, onların daha uyumlu hale getirilmesi ve kripto bağlantılı kara para aklama suçlarından korumaları için gerekli yönlendirmelerin yapılması talep ediliyor. Yabancı banka hesaplarının raporlanmasına ilişkin banka gizlilik yasası kurallarının kripto paraları da kapsayacak şekilde genişletilmesi isteniyor. Ya bu da eğer şu anki haliyle yasalaşırsa 10 bin dolar üzeri işlemlerde Amerika'daki 10 bin dolar üzerinde işlem yapanlar kripto bağlantılı direkt iç gelir servisine rapor sunmak zorunda kalacak. Yani bu gelir nereden geldi, niye geldi, kaynağı nedir vesaire gibisinden, ki bu da çok ciddi bir sıkıntılı bir süreç. Son olarak kripto ATM'leri ile alakalı bir bölüm var. Burada ATM'lerde kimlik doğrulaması zorunlu olacak ve cihaz sahipleri bu ATM'lerin lokasyonlarını düzenli olarak bildirecek. Bunların hepsine baktığımızda çok abartılı yetkiler, hatta uygulanamayacak kadar abartılı şeyler olduğunu görüyoruz. Buna uygulanabilir bir şey olmadığı için yasalaşması da çok mantıklı görünmüyor. Eğer yasalaşırsa çok saçma bir şey olacak ve sadece Amerika'yı değil diğer ülkeleri de etkileyecek bir sınırlama göreceğiz. Yani atıyorum bu bir küresel standarda dönüşme riski ortaya çıkacak artık. Ve atıyorum Türkiye'de de devlet çıkıp işte Amerika'da bunu küresel standarda çeviriyor. Biz de DeFi cüzdanlarını kimlik doğrulaması getiriyoruz. Ya bunu uygulanabilir olmadığını görünce bu sefer DeFi yasaklanabilir aşamasına gelebiliriz. Bu da çok riskli. Uygulanabilir şeyler değil. Dediğim gibi FTX dolandırıcısı Sam'in deli saçmalarının daha böyle genişletilmiş hali. Bakalım ne kadar destek bulacak, yasalaşabilecek mi, yasalaşamayacak mı? Çünkü daha temsilciler meclisinde stablecoin'ler ve borsalarla alakalı iki tasarının da oylamaya geçemediğini gördük. Çünkü daha henüz meclis başkanı seçme sürecindeler. Şimdi bunlara baktığımızda henüz daha komitelerden geçmiş yasalar oylamaya alınamamışken bu tasarı nasıl oylamaya alınabilir? Çok mantıklı gelmedi bana. En azından bir 3-5 ay daha bu tasarı ancak
nasıl diyeyim, tartışma olarak kalabilir. Daha ileri gideceğini tahmin etmiyorum. Yani aslında baktığımızda daha önce de söylediğimiz gibi gelenekselle yeni bir sistemi düzenlemeye çalışıyorlar yine. Yani eski bankacılık sistemini yeni bir oluşuma entegre etmeye çalışmak senin de söylediğin gibi çok mantıklı değil. Çalışmaz da zaten. Yani ben de senin gibi uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Bakalım Amerika tarafı bu konuyla ilgili ne düşünecek? Ya bir kere borsaları yeni anlamaya başladılar. Yani bu kripto borsaların nasıl çalıştığını yeni anlamaya başladılar. Blockchain'in nasıl çalıştığını yeni anlamaya başladılar. Çok hızlı hareket ediyorlar. Yani da anlamadıkları bir konuda bir şey üretmeye çalışıyorlar. DeFi'yi anlamaları borsayı anlamalarından 10 kat daha uzun sürecek bir şey. Daha karmaşık, daha komplike bir şey. Ya şöyle söyleyeyim, mesela SEM'in zamanında ben çok iyi hatırlıyorum. Çok, yani insan artık bunun ne kadar affedersin aptalca olduğunu haykırıyordu. SEM çıkıp diyordu ki biz atıyorum Uniswap'ta bir işlem yapacaksak, farklı bir DeFi protokolünde bir işlem yapacaksak borsadaki gibi kimlik doğrulaması yapalım. Şimdi burada iki husus var. Birincisi, siz sahte kimlikle zaten Dark Web'den bunları satın alıp sahte kimlikler oluşturup işlemler yapabiliyorsunuz. Hatta banka hesaplarına kadar açılabiliyor. Yani bu kadar katı denetimin olduğu geleneksel finansta bile böyle bir risk var. Bunu nasıl aşacaksınız? Birincisi bu. İkincisi, bir DeFi protokolü bağlanırken birisi neden kimlik doğrulaması yapsın? Ve bu kimlik doğrulaması sadece frontend tarafında, yani internet sitesine girdiğin zamanki yapacağın işlemlerde kimlik doğrulaması yapmanı istiyor. Ama adam dolandırıcı, yani teknik bilgisi yeterli, direkt akıllı sözleşmeyle iletişmek için kodla işlem gerçekleştiren bir adam frontend kullanmıyor ki zaten. Yani sen eğer zararlı, nasıl diyeyim, kötü niyetli insanları bu protokollerden uzak tutmayı, onları izole etmeyi hedefliyorsan frontend'de bunu yapamazsın adam. Çünkü zaten internet sitesine girip oradan bir işlem yapamıyor. Giriyor akıllı sözleşmeden, akıllı sözleşmeden kodla gönderiyor. Bütün botlarla bunları yapıyor. O yüzden bunlar, yani sen bir borsanın, dünyanın en büyük ikinci borsasının patronu olmasına rağmen bu kadar aptalca önerilerle gelebiliyordu. O yüzden Senator Warren, işte diğerlerinin bu şeyleri makul karşılanabilir. Çünkü insanlar bilmediği konularda çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. Bu yüzden de bu uygulanamayacak kadar uçuk şeyler olduğu için çok endişeye mahal olmayabilir. Ama tabii piyasa buna bir tepki verdi, bir miktar düşüş yaşadı. Sonucuna bakmamız gerekiyor. Bakalım piyasada daha nasıl saçmalıklarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Biraz daha okumak, anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önümüzdeki yıl Türkiye'deki kripto düzenlemeleri gelecek. Bakalım biz ne yapacağız yani. Onu şu anda hiç düşünmek istemiyorum zaten. Ya o tarafa kafa yormaya başlarsak içinden çıkamayız gibi geliyor şu an için en azından. Yani küresel standardı belirlemeye çalışanlar bu kadar saçmalıyorsa biz ne yapacağız? Yani inşallah bizden çok mantıklı şeyler çıkar da biz dünyaya bir nevi örnek oluruz. Yani biz onlardan alacağımıza, onlar bizden alırlar bu standartları. Bakalım bunu önümüzdeki yıl yaşayıp göreceğiz. Bu da Türkiye için çok önemli olacak. Aslında neden olmasın diyebilirim bu noktada. Çünkü gerçekten evet, Türk kripto para piyasası biraz kolay paraya odaklanmış olsa da gerçekten çok uzman ve çok sağlam görüşe sahip insanlar da var kripto para piyasasında. Çok saygıdeğer isimler var. Onlarla birlikte çalışılırsa neden biz dünyaya örnek olmayalım diye de düşünüyorum açıkçası. Tabii ki. Çok teşekkür ederim Fatih. Güzel bir gündem değerlendirmesi oldu. Bakalım bu akşam neler açıklanacak. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.